Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. 6 Eylül Belediyesi tarafından Kuvayi Milliye Meydanı'nda cumartesi akşamları yapılan sahurların sonuncusu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zekai Kapıoğlu ve Kaymakam Bayram Galen'in birlikte misafirleri ağırladığı son sahur için yapılan programda önce ilahiler okundu. Hep birlikte sahur yemeği yendi, dualar yapıldı. Elhamdülillahi'llezî at'amenâ ve sakânâ ve ce'alenâ minel müslimîn bi hurmet seyyidil mürselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn el Fâtiha. 6 Eylül Belediye Başkanı sahneye gelerek bir konuşma yaptı. Ramazan ayı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son sahurunu birlikte yapmaktan, evet birlikte niyetlenmekten son derece mutluyuz, gururluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha güzel sahurlarda, daha güzel iftarlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da yeni Türkiye'nin bu olduğunu belirten bir konuşma yaptı. Yeni Türkiye'nin manzarası bu. Devlet, millet bütünlüğünün sağlandığı, devletin milletiyle bir beraber olduğu, valisiyle, kaymakamıyla, belediye başkanlarıyla, milletiyle. İşte yeni Türkiye bu. Yeni Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Artık devlet milletinden korkmuyor, millet devletinden korkmuyor. Evet, devlet milletin hizmetkarı. Vali Ahmet Turhan da çok muhteşem bir ay geçirdiklerini belirterek bunu sağlayan başkanlara teşekkür etti. Muhteşem bir ay geçirdik. Bu kutsi gecede bizi buluşturan başkanımıza ben gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl Balıkesir farklıydı. Ramazan'da Balıkesir çok güzeldi. Ayrı bir mutluluk yaşadık. Bir taraftan da özellikle Orta Doğu'da, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de meydana gelen olaylar bizleri üzdü. Gönül istiyor ki tüm dünyada insanlar barış ve kardeşlik içerisinde olsun. İnşallah dualarımızla, desteğimizle bu da gerçekleşecek.